Herkese merhaba. AVD'de 2021 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi içerisinde yer alıyoruz. Buradaki bilanço dönemi analistlerin beklentilerine göre hisse başı karlılıkta %63'lük bir büyüme ile eğer dönem tamamlanırsa beklentiyle paralel 2009 yılından bu yana en iyi, en yüksek büyüme oranını işaret edecek gibi gözüküyor. Sektör içerisindeki şirketlerde birçoğu bilanço dönemi öncesinde öngörülerini, beklentilerini daha yukarı revize ettiler rakamsal olarak. Dolayısıyla %60, %65'i daha yukarı revize etti. Burada birçok sektöre baktığımızda en önde beklenen sanayi sektörü, sonrasında takdirsel tüketim sektörü ve mali sektörlerin daha iyi performans göstermesi bekleniyor. Karlılıklarını daha arttırmaları bekleniyor. Sektör olarak içeride hisse başı karlılık revizyonunu, guidance'ını değiştiren sektörler arasında en iyi, daha fazla yüksek seviye bekleyenler enerji, temel madde, finans sektörleri başta geliyor. Teknoloji de arkadan takip ediyor bu sektörleri. Ama hisse başı karlılığında bir de aşağı yönlü revizyon yapan da altyapı sektörü var. Bunu da atlamamak gerekiyor. Bu hisse başı karlılıklarını ve bilançolarını yukarı revize eden şirketlerden dikkatimizi çekenlerse Apple, Microsoft, Netflix, Google, Facebook gibi, Western Digital gibi teknoloji şirketleri yer alıyor. Aynı zamanda yakın zamanda bilançolarını açıklayan ve hisse başı karlılığını daha iyi seviyelere getiren Bank of America, JP Morgan'ın yanında bu hafta açıklayacak Wells Fargo gibi diğer mali sektörde yer alan şirketlerin de bilançolarını yakından takip etmek gerekiyor. Enerji tarafında da ExxonMobil hem temettü verimliliği hem de sağlam bir mali yapısıyla dikkatimizi çekiyor. Orada da iyi toparlanmalar görebiliriz. Oraları takip etmek gerekiyor. Burada faiz baskısı, artan koronavirüs varyantları sebebiyle Delta Plus varyantı sebebiyle bir hani risk teşkil ettiğini de söylemek gerekiyor. Baktığınızda dünyada vaka sayıları artışa geçmiş durumda. Amerika ve İngiltere gibi aşılanma oranları, tamamen aşılanma oranları %50 civarı veya %50'nin üzerinde olan ülkelerde de vaka sayılarının artışı, özellikle İngiltere'de 41 bin, 42 bin vakaya çıkması, yeni vakaya çıkması tedirginlik verici. Burada üçüncü aşılama için başvuran ülkeler var. Üçüncü aşılamayla birlikte etkinlik oranının tekrar yükseltilme konusu var. Şayet bu vaka sayılarında artışlar olursa endekslerde bir düzeltme yaşamamız olası olabilir. Fed tarafında faizleri artırmak veya 120 milyarlık varlık alımlarını azaltmak gibi hemen bir beklenti piyasada olmakla birlikte Fed Başkanı tarafından daha bekleneceği söyleniyor. Dolayısıyla burada bir kaygıyı dindirecek bir Fed var. Eğer Fed haklı da çıkarsa, ki zaten çok fazla şahin davranamayacak bu dönem içerisinde, daha itidalli gitmek durumunda Fed, o zaman zaten kısa vadeli enflasyon baskısının, evet, sene sonuna doğru daha da artması bekliyoruz. Çünkü gıda fiyatları, emtia fiyatları, metal fiyatları, petrol fiyatları OPEC Plus'ta anlaşma olamamasından dolayı da son 2-3 yıllık seviyelerin en üstlerinde. Buradaki ısınmalar geçici olması bekleniyor. Eğer Fed haklı çıkarsa, o zaman da endekslerin de güzel bir şekilde toparlanmasının, daha da yukarı gitmesini bekleyebiliriz. Bu sebeple de bu teknik seviyelere dikkat etmeyi öneriyoruz. Söylediğimiz gibi şirketler iyi bilançolar açıklamaya başladılar. Bugün baktığımızda, bu hafta baktığımızda finansal sektördeki hisseler açıklamalarını yaptı. Büyüme alanında baktığımızda yine hisse başı karlılık beklentisi mali sektörde %375 artmış durumda. Beklenti daha aşağılarda %15, %20'ler, %115, %120'ler arasında aslında. Ama İlk gelen açıklamalarda Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan, Bank of America gibi şirketlerin açıklamaları hisse başı karlılıkta daha iyi seviyelere işaret etti. Satış rakamlarında ise daha az bir yükseliş var. Burada gelecek veriler, daha çok finansal sektörün verilerinin dışında teknoloji sektöründeki şirketlerin açıklamalarını önemli takip etmemiz gerekecek. Önümüzdeki haftalar çok yoğun bilanço açıklamaları olacak. Oradaki beklentilere göre dikkatli olmakta fayda var.
belirttiğimiz hisseleri takip etmenizi öneriyoruz. Yine de pozisyon almaya girdiğinizde de yakın stoplu seviyeleri tercih etmeyi öneririz. Zira bilanço dönemleri oldukça hareketli dönemler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.